robotlar minik sensörlere sahip elektrotları doğrudan beyne yerleştiriyor. Sensörlerin yine beyne yerleştirilmiş olan, esnek ve insan saçından daha ince olan tellere asılıp düşünceleri elektrik darbelerine dönüştürmeleri bekleniyor. Bir sensör sinyal ve talimatları kulağın arkasına yerleştirilen Bluetooth'la çalışan alıcıya gönderiyor. Elon Musk'ın Neuralink adlı firmasının şu ana dek fare ve maymunlara söz konusu çipleri yerleştirdiği kaydedildi. Bu şey büyük bir potansiyele sahip ve gelecek yıl sona ermeden bunu hasta bir insana yerleştirmeyi umut ediyoruz. Yani çok uzak değil. Felçli insanlara da yardımcı olacağı düşünülen bu uygulamayla hastalar düşünceleriyle telefonlarındaki uygulamaları açıp mesaj yazabilecek. Ampute bireylerin de protezlerini bu şekilde hareket ettirmesi hedefleniyor. Bence bunun önemli hastalıkları iyileştirmek gibi çok önemli bir amacı var. Ve nihayetinde yapay zekaya karşı insanlığın geleceğini garanti altına almaya yardımcı oluyor. Bu teller çok ince, çok dikkatlice yerleştiriyorlar. Bir çip operasyonu sadece 2 milimetrelik bir kesik gerektiriyor ve bu sonra 8 milimetreye genişletilerek çip yerleştiriliyor. Yeniden 2 milimetreye gerileyen kesik tutkalla kapatılıyor. Dikişe gerek kalmıyor. Çip arayüzü kablosuz, yani başınızın etrafında sizi rahatsız eden kablolar yok. To the chip is wireless. So you have no wires poking out of your head. Elon Musk bir gün muhtemelen bizi yok etmek isteyeceğine inandığı yapay zekaya karşı insanlığın geleceğini garanti altına almak istediğini söylüyor. Bu konu hem kitaplarda hem de bilim kurgu filmlerinde sık sık dile getiriliyor. I've said a lot about AI over the years. Sanırım geçen yıllarda yapay zeka hakkında çok şey söyledim. Ama kötü olmayan bir yapay zeka senaryosunda bile geride kalmayacağımızı düşünüyorum. Umuyorum ki iyi bir senaryo olacak, ancak geniş bantlı bir beyin makine arayüzü ile daha da ilerleyip yapay zeka ile birleşme seçeneğine ulaşabiliriz. Bu çok önemli. Musk, beyin ve bilgisayarın yapay zeka tehdidini birlikte önlemesini ve simbiyoz yoluyla insanlığın bir sonraki seviyeye çıkarılmasını hedefliyor. Musk'a göre ileride telefon uygulamaları aracılığıyla yabancı dilleri doğrudan beyne aktarmak da mümkün olabilir. Ya da dövüş sporları tekniklerini. Her ne kadar kulağa bilim kurgu gibi gelse de.